altında rahatlıkla çıkacak arkadaşlardır. Durum bu. Şimdilik söyleyeceğimiz bu kadar ama ileriki günlerde yine basına gereken açıklamaları yaparız. Sormak istediğiniz bir şey varsa da cevaplandırırız. Arkadaşlarım kazandı. Bir tık daha yükseldi. Sizin hedefleriniz neler? Bu gelinen çıtayı nereye götürmeyi düşünüyorsunuz? Şimdi Muzaffer Sevinci yönetiminde de vardı, bu yönetimde de var. Hiçbir zaman o tık dediğiniz şey aslında tık değil. Nedir o? Ben size açıklayayım. Mecliste de yüzlerine söylüyorum zaten. Hı hı. O tık dediğiniz şey şimdi KOSGEB ve işte şey eğitimler var. İşçi eğitimleri, işte işe girecekler eğitimi. Bunlar zorunlu. Bunlar Muzaffer abi zamanında da olsaydı yapılırdı. Şimdi de yani kim gelirse bunları yapmak zorunda. Yani herkes kucaklarıyla ekip ve grup iş bitmiş olacak. Polat'ın ekonomisine nasıl etkiler derseniz ben size şöyle bir şey söyleyeyim. Bir anekdot anlatayım. Organize sanayide başkanken Trakya cam sanayi veya kamuoyunda şişe cam diye bilinen Türkiye'nin ve dünyanın devlerinden birisi Polatlı'ya geleceği zaman bizden raporlar istediler. Raporların hiçbirisinde hangi meslek kuruşu nasıl binada oturuyor veya Polat'ta kaç tane bina var istemediler. Bizden istedikleri önemli şeyler. Buradaki ne kadar çok banka şube sayısı var, bir ilçede bu kadar çok banka şube sayısı söyleyeyim. Çok dikkatlerini çekti. Demek ki burada ticaret çok iyi.